ماشي وشوي تبان بقدر. شلش مدين. Her şeyden önce bölüm başkanlığımızı Haluk ve Güney Beyleri, böyle bir Türk Kaderi Şinas toplantıyı düzenlediği için kutluyorum, teşekkür ediyorum. Muvaffak Üzümeri Bey'le, hocayla tanışmam, bölüm başkanlığım sırasında, kendisi daha Türkiye'ye gelmeden bir Toronto seyahati sırasında oldu. Sesim için özür diliyorum. Geçenlerde sesim tamamen kısıldı ve soğukta kaldığım için daha yeni yeni geri geliyor. O sıralarda bir abete girme, bir abet tetkiğinden geçme konuları gündemdeydi. Daha başlamamıştı bile. Fakat Toronto'da yaşayan kardeşimi ziyaret ettiğimde Murat Saatçioğlu vasıtasıyla galiba bir randevu alıp üniversiteye gittim. Beni çok sıcak karşıladı. Bölümü gösterdi, yaptıkları şeyleri anlattı. Bu arada benim bu abetle ilgili sorularıma çok doyurucu cevaplar verdi. Kendileri zaten böyle bir şeyden geçmişler. Toronto Üniversitesi'nin bölümlerini bana aktardı. Daha sonra Türkiye'ye bir gelişinde herhalde Uğur Bey'i de ziyaret ediyordu. Gelip beni de ziyaret etti. Gene o abet konusunu konuştuk. Dedi ki size yardımcı olayım, siz bana bazı kursların şeyini yollayın, yani onlara bir bakayım size, bildireyim falan dedi. Hazırladık bir şeyler, kendisine verdik. Esasında ona cevap veremedi ama bir sene sonra üniversiteye intisap etmek istediğiyle ilgili bir bilgi aldık. Tabii çok da sevindik. Bu abet konusunu şöyle anlatayım. Rektörlerin baskısıyla baştan elektrik, makina, başka bir bölüm daha buna girdiler. Biz o sırada biraz frene bastık pek. İlk sefer ilgilenmedik. Dur bakalım bir olsun da bir görelim dedik. Gerçi hazırlanıyorduk bir yandan ama. Onlar abeti alınca, olumlu bir şekilde geçince abetten, bizim artık kalmamız bir skandal olacaktı inşaat bölümü. O yüzden daha bir sıkı artık. Asılmak zorunda kaldık. Ve Muvaffak Hoca dedi ki ya sen bize de gel. Fakat bir yandan da başımızda böyle bir dert var. Bu işi sen şey yap, organize et, koordine et. Biz de sana yardımcı olalım. Başarıyla geçelim dedik. Kabul etti. Yukarı kattaki, köşedeki odayı ona tahsis ettik. Orada oturdu. O abet çalışmaları için. Duvarlarına bir sürü raflar kurduk. Bütün o ders dosyaları hatırlarsınız. Eskileri hatırlar. Orada da duruyordu. Zaman zaman konuştuk. Bu gerçekten bu akreditasyon sürecinde bir ekip çalışması yürüttü. İşin bu teknik yanının yanı sıra da lojistik yanı da vardı. Bölümün giriş kapısındaki levha bile zannediyorum o zaman kondu. Dedi ki Türk bu kadar İngilizce ders veren bir yerde İngilizce bilen, Türkçe bilmeyen birisinin yolunu bulması mümkün değil. Yani burada bir levhaları Türkçe, İngilizce'ye çevirin dedi. Onu yaptık. Sonra laboratuvarları gezmiş. Bir sürü eski cam malzeme bir yerlerde yığılı görmüş. Hani bir ekip bir kamyon bulduk, temizlettik. Ve hatta sonradan hocalar en çok onu sevdiler. Dediler ki ya iyi bir temizlik oldu. Zemini laboratuvarı, yol laboratuvarı, malzeme laboratuvarı. Kamyonlarca malzeme atıldı oralardan. Birikmiş zaman içinde. Böyle güzel yan tesirleri de oldu. Abet müfettişleri geldiği zaman doğrusunu isterseniz ben bir başında merhaba dedim, bir de sonunda konuştum. O gezdirdi, şey yaptı, yani bu sistemleri daha iyi bilen birisi olarak gayet olumlu etkiler bıraktı tabii onlar üzerinde ve toplantı sonunda çok hatırladım. Abet müfettişi geldi bana dedi ki bunu raporuma da yazdım. Siz bu kadar öğrenciyle bu kalitede eğitimi nasıl yapabiliyorsunuz onu merak ediyorum dedi. O noktaya kadar çok mütevazıydım ama bunu duyunca dedim ki esasında bizim öğrendiğimiz şeyler var ama öğreteceğimiz şeyler de var dedim. Biz bunu senelerdir böyle 200 öğrenci olarak şey yapıyorum. Biz büyüklükte bir okul, inşaat bölümü Amerika'da yok. Bunu toplu odada yaptığımız 95 yılıydı zannediyorum.
Abed'in geçmeyle ilgili haberi bölüme gittiğimiz zaman da anlatmıştım. Öğretim üyeli, hocanın inkar edilmez çalışmaların yanı sıra öğretim üyeli duruşu çok güzeldi. Saygın, mütevazi, sakin bir kişiliği vardı. Eğer onun yapısında başka birisi olsa övünen, küçük gören bir tavır içine de pekala girebilirdi. Hiç böyle bir şey yapmadı. Bilgisini bizle cömertçe paylaştı. Ama bu paylaştı. Bilgisi bize ders vermedi. Onunla şey yaparken siz ve meslektaşları, en azından benim görüşüm öyle, hem bir şeyler öğrendiler hem